istihbarat şube önleme dinlemesi adı altında uzun süreli dinlemiş olabilir. Önleme dinlemesi hukuki delil olarak kullanılamaz. Biraz önce söylediğim gibi. Dosyaya konulamaz. Bundan tespit edildiği iddia edilen konular soruşturma konusu yapılamaz. Adli işlemde delil sayılamaz. Peki ne yapılmış olabilir? Şimdi savcının bugün açıklamasına bakıyorsunuz. Savcı açıklamasında bir 10 yıllık dönemi kapsadığını söylüyor bunu. Örneğin KCK yöneticilerinden eski DEP milletvekili Remzi Kartal'la görüşmelerin tespit edildiği söyleniyor. Remzi Kartal'la görüşmelerin tespit edildiği tarih dönemi Remzi Kartal'ın Oslo'da MİT görevlileriyle AKP iktidarının gönderdiği hükümet temsilcileriyle görüştüğü bir dönem. Bir tanesi bu. İkincisi İmralı'da adının geçtiği belirtiliyor. Ya orada Ahmet Özer yok. İki yerde de yok Ahmet Özer. Ahmet Özer'in İmralı'da adının geçmesi tamamen şöyle. Abdullah Öcalan'a, bunların tamamı yayınlandı, açık kaynaklar. Deniyor ki Abdullah Öcalan'a, bir iki gazetecinin adı da sayılıyor. Hadi onları boş verin onları diyor. Yani biraz hani aşağılayarak boş verin diyor. Onlardan bir tanesi şimdi DEM'de milletvekili. Bir tanesi de yine işte ya ben yanılmadım aslında Tayyip Erdoğan Kemalist oldu diyen bir yine tescilli liberal ve eski sol döneklerden, solcu döneklerden biri. Onlara boş verin diyor. Akademisyenlerden bir heyet kurabilirsiniz. Gelen ziyaretçiler de o dönemin BDP milletvekilleri hocam. Bir takım akademisyenlerin adını sayarken Ahmet Özer'in de adını sayıyorlar. Çünkü Ahmet Özer o dönemde bölgede yani Dicle Üniversitesi'nde rektör yardımcısı, dekanlık yapmış birisi. Yani Van Üniversitesi'nde çalışmış, oralarda akademisyenlik yapmış, bölgede tanınan, bilinen bir akademisyen ve bir Belediyeler Birliği Başkanı, Genel Sekreterliği de yaptığı için siyasetçi olarak bilinen birisi. Yani adının telaffuz edilmesi son derece kolay. Öyle olabilir ki yani tanınmış bir akademisyen, demokrat kişiliği ve belli bir çizgisi olan, Kürt sorununa yaklaşımda belli duyarlılıkları temsil ettiği düşünülen çeşitli isimler sayılabilir. Akil adamlara dahil miymiş acaba? Yok, akil adamlara dahil değil ama akil adamlara paralel olarak çalışacak bir ara bulucu heyeti oluşturulması. 10 yıl deyince akil adamların hepsi giriyor o işin içine. Tabii hepsi giriyor. Hepsi giriyor. Mesela akil adamlar denilen o heyet daha geniş bir heyet. Orada herkes var. Şu anda iktidarla beraber olan iktidar mensupları da onun içinde. Örneğin Orhan Miroğlu. AKP'nin şu anda Merkez Kararlı Yönetim Kurulu üyesi değil mi? Evet. Merkez Kararlı Yönetim Kurulu üyesi. Akil adamlar heyetinde yer alıyordu. Ve İki dönemde AKP milletvekilliği yaptı mı? Yaptı. Zaten Orhan Miroğlu bu gözaltına tepki gösterdi. Zamanlaması manidar diye. Şimdi buraya gelelim. Zamanlaması neden manidar? Şu nedenle manidar. Dün 29 Ekim'de Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Bu konuşma bir adaylık konuşması gibiydi. Bir kumpas, büyük bir kumpasın geldiği görülüyor. Bir çözüm süreci var. Biz burada bu yeni başlatılmak istenilen bir çözüm süreci var. Biz bu çözüm sürecinin bazı tuzaklar içeriyor olabileceğini, bazı kuşkulu yanlarının olduğunu ve siyasal bir hedefinin bulunduğunu söyledik. Neydi o siyasal hedef? AKP iktidarının tarihsel iktidarının, Erdoğan iktidarının, AKP Erdoğan iktidarının tarihsel ve siyasal ömrünü uzatmak. Asıl amaç buydu. Bu amaçla da yeni bir anayasa çıkartmak. Yeni rejimin, benim ifademle İslamofaşist bir rejimin, yani bir İslamcı faşist diktatörlük rejiminin, düzeninin hukuki zeminini yaratmak. Bu amaçla yapılmış bir şey. Şimdi bu amaçla yapılmış bir girişim olarak değerlendirdik. Fakat bu yine bir tarihsel fırsata dönüştürülebilir ve belki gerçekten buradan CHP ve Türkiye'de muhalefet, ilerici demokratik muhalefet bir inisiyatif alabilirse buradan bir çıkış sağlanabilir. Yeniden bir Türkiye'yi birleştirecek, toplumu birleştirecek, Türkiye'nin demokratikleştirilmesine katkıda bulunacak, daha adil ve insan haklarına dayalı bir rejime doğru Türkiye'yi taşıyacak bir çıkış yolu buradan inşa edilebilir, bir çıkış yolu döşenebilir dedik. Ama olmadı. Şimdi bakıyorsunuz, dün Ekrem İmamoğlu'nun konuşması son derece net. Ekrem İmamoğlu tam olarak şunu söylüyor.
Milletin egemenliğini, dün Cumhuriyet bayramları kutlamasında, evet, Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutluyoruz. Çünkü hepimiz bu göreve hazırız, öyle değil mi? Bu göreve hazır mıyız? Cumhuriyetin evlatları hazır mısınız? Biliyorsunuz ki siz Cumhuriyetin, bu devletin, bu milletin, bu canım toprakların, bu vatanın sahipleriyiz. Kendi koltuklarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen siyasetçilerin bizi şu bu diye birbirinden ayırmalarına inat, günü geldiğinde de tek yürek olmaya hazır mıyız? Tek yürek olmayı başardık, dün başardık, bir kez daha başarırız, o gün gelmiştir. Bundan sonra size tavsiyem ruhunuzu temizleyin diyor. Bu bir adaylık konuşmasıdır. Bu konuşmanın yine bizim duvar ekranına aktarmadığımız başka bölümleri de var. O bölümlerden birinde de şunu söylüyor. Cumhuriyet bizim karakterimiz, en değerli mirasımızdır. Bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. 86 milyon yurttaşımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş hepimizin ortak yürüyüşüdür. Omuz omuza birlikte ve inançla yapacağımız gelecek yürüyüşüdür. Dün olduğu gibi bugün de yarın da hazır mıyız, başaracak mıyız diye böyle devam ediyor. Bu bir, buraya bir mim koyalım. Bir gün önce Özgür Özel'in yaptığı konuşma da önemli. Özgür Özel bu konuşmasında AKP ile birlikte bir anayasa yapmayı reddetti. Bu Türkiye'yi adım adım bir erken seçime taşıma siyasetinin bir parçası olabilecek çıkıştı. Diyor ki Özgür Özel, dün dedi ki, önceki gün dedi ki, Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. İlk dört maddeye dokunulmaksızın. Birçok madde daha demokratik ve kapsayıcı yazılabilir. Bu Kürtlerin de kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Ama şu günkü aşamada bir anayasa değişikliği yapmak gibi bir gündem yok. O nedenle bu işin sonu dönüp dolaşıp anayasa değişikliğine gelip de Tayyip Erdoğan'ın bizi birkaç manevra ile çekemediği masaya bu yolla oturtmaya çalışıyorsa biz orada yokuz. İş anayasa değişikliğine gelecekse biz orada yokuz diyor net bir biçimde. Evet, biz orada yokuz. Neyi değiştireceksiniz? O da yok. Kuvvetli ihtimal rejimi kalıcılaştırmak için, yani bugünkü rejimi, rejim değişikliğini garantilemek ve kalıcılaştırmak için bir şeyler isteyecekler. Neden onlarla bunu konuşalım? Otoriter olan bu rejimi kalıcılaştıralım. Tam da sorun bu. Bu otoriter rejimi, patrimonyal sultanizm diye ifade edebileceğimiz dinci faşizan rejimi kalıcılaştıracak bir adım atmaya çalışıyorlar. Biz burada yokuz diyor. Neyi değiştireceksiniz? Bir kez daha söylüyorum. O da yok. Kuvvetli ihtimal rejimi kalıcılaştırmak için bir şeyleri isteyecekler. Neden onlarla konuşalım? Otoriter olan bu rejimi neden kalıcılaştıralım dedi. Bunları yan yana koyduğunuz zaman bugünkü Ahmet Özer operasyonuyla karşılaşıyorsunuz. Ahmet Özer operasyonu Ekrem İmamoğlu'nu kuşatmak, iyice kuşatmak, onu siyaset yapamaz hale getirmek, siyaset yasağını koymanın yolunu döşemek, CHP'yi sıkıştırarak yeni çözüm sürecine razı etmek. Amaç bu. Bu operasyonun yapılma nedeni de büyük ölçüde bu. Bunu biz söylemiyoruz, bunu